Şimdi bu okuyacağımız bab da Babu talakil mükreh. Bir adamı icbar ediyorlar. Aileni boş ediyorlar. İkrah da nasıl olacak? Bu adamı öldürecek. Hakikaten öldürmeye muktedir. Yahut da tutup bunu hapsedecek. Yahut bir azasını kesecek. Yahut da öyle bir kötek atacak ki o kötekten o adam hastalanacak, o sakat olacak. Buna ikrah derler. Yoksa adam huri tehdit denen ikrah bu manaya değil. O ikrahı yapan adam ona muktedir. Bu adam da can tehlikesi arasında, iki şey arasında muhayyer kalıyor. Ya canını verecek yahut da ailesini boşayacak. Bu talak vakı olur mu olmaz mı? Bunda ulema ihtilaf ediyor. Bazıları diyor ki bu ikrah vakı olduğundan bu talak vakı olmaz. İmam-ı Azam de diyor ki vakı olur. Her iki tarafın delilleri de var. Burada ilk tarafın delillerini de getirecek. Haddesena Rabi'u ibn-i Süleyman el-Müezzin. Kale haddesena Bişiru ibn-i Bekri. Kale ahberana Lü'zay'i an Ata'i el-Ubeydi ibn-i Umeyr. An İbn-i Abbas'ın kale. Kale Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbn Abbas buyurdular ki Peygamber Efendimiz emreyledi. Tecavvezallahu Cenab-ı Hak geçti. Li benim için. En ümmeti ümmetimden. Ümmetimin bazı hata ve günahlarını Cenab-ı Hak benim için affetti. O da nedir? El-hata'u ven-nisyan ve mestükrihu aleyh. Hata ederse, o hatayı Cenab-ı Hak affetti. Bir. Ven-nisyan. Unuttu da bir şey yaptı. Bir günah yaptı. Cenab-ı Hak onu defeder. İki. Ve ma bir şeyi ki üstükrihu aleyhi. O ümmetim ona ikrah edildiler, icbar edildiler. İcbar edildiler de onu yaptı. İşte bunları Cenab-ı Hak Hazretleri benim için ümmetimden affetmiştir. Öyleyse bundan ne anlaşıldı? Adamı icbar ettiler ki seni öldüreceğiz, aileni boşa. Bu adam da ailesini boşadı. Bu talak vakı olmaz. Niçin? İkrah edildi. İkrah ettiler. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahaviye dedi ki fezâbe kavmin bir cemaat sahip oldu ki İlâ enne racüle bir adam izâ ükrehe ikrah olursa, icbar olursa alâ talâkin, ev nikâhin, ev yemînin, ev yatâkin, emmâ eşbehe sâdik. Talak, nikah, yemin, köle azat etmek buna benzer şeylerde ikrah olunursa hatta fealehu mukrahen onu mükreh ve mecbur olarak yaparsa enne zâlike kullehu batil. Onların hepsi batildir. O adam mesul değildir. Ne talakı vakı olur, ne nikahı sahih olur, ne yemini yerine geçer, ne köleyi azat ederse köle azat olur. Hiçbirisi vakı olmaz. لأنه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن ümmeti. Peygamber Efendimiz buyurdu ya, üç şeyi Cenab-ı Hak benim ümmetimden affetti. Hata, nisyan bir de ikrah. İşte bu da onlar ikraha dahil olduğunda vakı olmaz dediler. وَاحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. İşte bu hadisle ihticac ettiler. Bunu delil getirdiler. Fakat şimdi okuyacağız ya, bu meseleyi zahiren insan böyle görüyor ama bir de inceleyince bakıyor ki o İmam-ı Azam'ın görüşü çok yüksek. Çok yüksek. Şimdi belli olacak. Ve halefen fî zâlike âherûn. Başkaları buna muhalefet ettiler. Fekâlu dediler ki vel yelzemuhu. Bu adama lazım gelir. Ma bir şey ki halefe bihi. Yemin etmiş olduğu şey fi halil ikrah. İkrah halında yemin ederse o affolmaz. O lazım gelir. Min yeminin yeminden ve yenfuzu aleyhi talakuhu talak vermişse talakı da vakı olur. Ve itakuhu köleyi azat ederse köle azat olur. Ve nikahuhu cebren nikah ettiler. Yahut da illa kızını vereceksen dediler, cebrettiler, o da verdi. O nikah da sahih olur. Ve muracaatuhu li zevcetihil mutallaka. Ailesini boşamış, gerisin geri nikaha almıyor. İcbar ediyorlar ki alacaksan bu. O da müracaat ettim dese. Bu da müracaatte sahih olur. İmkâne raca, eğer kadına müracaat ederse. Ve teevvelû fî hâdel hadis. Bu hadiste teevvül ettiler. Mânen bir manayı. Bir manayı getirdiler. Öyle mana ki gayrel mânellezî. Şul mananın gayrisi. Hangi mananın? Ellezî teevvelûhû ehlül mekâletilûle. Birinci mezhep sahiplerinin vermiş olduğu mananın başka bir manasını bunlar çıkardılar. Dediler ki siz bunu böyle diyorsunuz, bu böyle değil. Bir adamı ikrah ettiler de talak verdi yahut da yemin etti, bu vakı olmaz diyorsunuz. Hadis-i şeriften böyle istidlal ediyorsunuz. Burada başka bir mana var. O manaya siz vakıf olamadınız. O neymiş? فَقَالُوا dediler ki اِنَّمَا ذَٰلِكَ فِي الشِّرْكِ خَاصَّةً. Bu şirktedir. İcbar ediyorlar, şirketli. Müşrik ol diyorlar. لَاَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا cemaat oldular. Hadis-i ahdin bi küfrin. Küfürden daha yeni Müslüman olmuşlar. Küfür zamanına zamanları yakın. فِي دَارٍ كَانَتْ دَارَ küfrin. Bir yerdeki küfür diyarıydı. Daha yeni Müslüman oldular. Fekanel müşrikûn, müşrikler izâ kaderu aleyhim, Müslümanlara güçleri yetti de kadir oldular mı? İstekrahûhum alel ikrâri bil küfri. İlla küfredeceksen, dininden döneceksin diye ikrah ederdiler. İcbar ederdiler. Bu onların hakkında. Feyukirrûne bizâlike be'elsineti. Müslümanlar da korkularından bizi öldürecekler yahut büyük bir kötege atacaklar korkularından ikrar ederdiler ki dinimizden döndük derdiler. قَدْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ bunu işlediler. بِعَمَّارِ بِنِ يَاسِرِ Hazreti Ammar'a işlediler. Radıyallahu anh ve بِغَيْرِ مِنْ اَصْحَبِ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in diğer bazı ashablarına da bunu yaptılar. وَرَضِيَانْهُمْ فَنَزَلَتْ ف۪يهِمْ Onlar hakkında nazil oldu. اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْا۪يمَانِ İşte bu nazil oldu. Hazreti Ammar'ın babası Yasir, anası Sümeyye. Getirdiler onları. Dediler dininizden döneceksiniz. Anasıyla babası dönmeyiz dediler. Getirdi anasını iki deveye bağladılar. Biri sağa biri sola çekti. Hem de çiğ çıplak ettiler. Kadının fercine de mızrak soktular. Bu şekilde parçaladılar. Babasını da o suretle öldürdüler. İkisi de küfretmedi öldüler. Hazreti Ammar da hastaydı. Bu hali gördü. Anasını babasını bu feci suretle öldürdüler. Ha sen ne diyorsun öldüreceğiz. Dedi ki ben döndüm. Muhammed'in dininden döndüm. O vakıda kadar da hiçbir kimse ben döndüm demedi. Müslümanlardan bunu görenler gitti Peygamber Efendimiz'e haber verdiler ki Yasir'i öldürdüler. Ailesi Sümeyye'yi öldürdüler. Ammar da bunu görünce dininden döndü. Ammar döndü. Dedi. Ammar tepeden tırnağa iman ile doludur dedi. Biliyor Resulullah Efendimiz. İşte o vakitte bu ayet-i kerime nazil oldu. İlla men ukrihe ve kalbuhu mutmain. Bu ikrah edildiğinden dolayı fakat kalbi tam mümin, Cenab-ı Hak onu mesul tutmaz. İşte ve mestükruhu dediği hadis-i şerifte bu. İstikrah bu. Varuddama sehv. Bazen de yeni Müslüman olmuşlar bunlar sehvederdiler. Fetekellemu bima ceret aleyhi adetun kabrel İslam. Müslüman olmazdan evvel adet etmiş oldukları bazı sözleri söylerdiler. وَرُبَّمَا اَخْتَوُ Bazen de hata ederdiler. فَتَكَلَّمُوا بِذَٰلِكَ اِذَا O sözü hatanı söylerdiler. فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ عَنْ ذَٰلِكَ İşte Cenab-ı Hak bunlar daha yeni Müslüman olmuş, ahkam-ı ilahiyeyi iyi bilmiyorlar. Bir hata bir sev olursa bunlara günah olmaz. Bunları Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e hürmeten bağışladı. لَاَنَّهُمْ غَيْرُ مُخْتَارِينَ لِذَٰلِكَ Onlar kendi ihtiyarlarıyla bunları yapmıyordular. وَلَا قَاسِد۪ينَ اِلَيْهِ Onu da kasıt da yapmıyordular. Evet. وَقَدْ ذَهَبَ Ebu Yusuf rahimahullah ila hâzâ tefsîr eyle. İmam Ebu Yusuf bu tefsire zahip oldu ki حَدَّسَنَا هُ الْكَيْسَانِ an ebihi. Babasın, evet ona Keysani söylemiş, o da babasından. İmam Ebu Yusuf böyle tevil etti. فالحديث يحتمل هذا المعنى. Abdullah İbn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu bu hadis bu manaya muhtemil olur. Ve yehtemilü ma kâle ehlül mekâletil ula. Birinci mezhebin sahiplerinin dediğine de ihtimali olur. Evet, Cenab-ı Hak üç şeyden geçti. Nedir? Hata, nisyan bir de ikra. Caiz ki birinci mezhebin dedikleri gibi olur. Caiz ki İmam Ebu Yusuf'un dediği gibi olur. İki ihtimal da var. Öyleyse bu iki ihtimal olduğu gibi ihtecna ila keşfi meanihi bunun manasını keşfe muhtaç olduk. İyice bir izaha çıkaralım ki acaba birinci mezhebin sahiplerinin dediği gibi mi yoksa İmam Ebu Yusuf'un dediği gibi mi? Liyedullena ala ahadit tevileyn bu iki tevilin birisine delalet etsin. Fenasrife ma'na hadel hadisiyle bu hadisin manasını o tevile sarf edelim. Buna muhtaç olduk. Fenazarna fi zalik. Araştırdık, baktık. Fevecedna, biz bulduk. El-hata, evvelen hataya baktık. Huve, hata nedir? Ma, bir şeydir ki erader-reculu gayrahu. Bir adam başka bir şeyi murad etti, hata etti. Fefaalehu, hataen, onu işledi. Mesela bir adam buradan daş atıyordu. Dışarıya daş atıyor. Yahut da damdan yukarıdan aşağıya daşları atıyor. Kazara bir çocuk da oradan geçti. Onun attığı o da çocuğa vurdu. O çocuk kastetmedi. Bu hata oldu. Bunun gibi. La an kastin minhu ileyh. O adam onu kastetmedi. Fakat hata oldu. Hata bu. Ve la iradetin minhu iyyah. O adam onu da murad etmedi. Ve kâne sehvü ise bu hata. Sehv nedir? Ma kasede ileyh. Ona kastetti. Kasıt var. Fefealehu alel kasti minhu ileyh. Onu yapmak istedi. Kasten. Ala annehu sahin. O adam unuttu onu. Anil ma'nellezi ve bil ma'nadan ki yemne'uhu min zâlikel fi'l. O fiilden memnun olduğunu unuttu. Bir adam oruçluyken oruç olduğunu unuttu. Su içti. İşte bu da sehv. Hata değil. Abdest alırken gazara su ağzına kaçtı. Bu hata. Ama adam oruç olduğunu unuttu. Suyu içti. Bu da sehv. Bunlara baktık. İkisinin manası başka başka. Birisinde kasıt var. Birisinde yok. Evet. Kasıt hangisinde var? Sehv de var. Fakat unutmuş, onu kast ediyor. Ama hata da zaten o fiil kasıt ve irade de etmiyor. Fakat hata olarak zahir oluyor. Ve kâne reculu izâ nesiye. Bir adam unutursa ki en tekûne hâzihil mer'etü lehu zevce. Kadın kendi ailesi olduğunu unutursa. Fakasede ileyha fatallaka. Kendi ailesi olduğunu bilmiyor. Yabancı zannediyor. Dönüyor onu boşuyor. Yani böyle bir düşünsek de farz etsek. فَكُلُّنْ قَدْ اَجْمَعُ Ulemanın hepsi icma etti ki اَنَّ تَلَاكَهُ عَامِلُهُ onun telakı vakı olur. وَلَمْ يُبْدِلُوا ذَٰلِكَ لِسَهْوِهِ onun telakını o sehvetti diye iptal etmediler. Öyleyse bak bu hadis-i şeriften çıktı. Hatavu nisyan ümmetten ref olmuştu. Halbuki bu adam kendi ailesinin olduğunu unuttu da ona telak verdi. سَهُ الْمَعْفُوُ عَنْهُ affedilen sehv olursa leyse fîhî mâ zekerna menettalâki vel eyman talaktan, yeminlerden zikredilen onda olmazsa vel itaat kâne kezâlikel istikrah istikrahdır. Öyle istikrah ki el mağfûru anhum affedilen leyse fî eydâ min zâlike bir şeyin o da bundan değildir. Öyleyse fesebete bizâlik bununla sabit oldu fesâdu kavrüllezîn şulbü kimselerin sözünün fesadı ki ethalut talaka vel ataka vel eyman talak, atak, eymani ithal ettiler fi zalik buna bu sehv. Bunlar ona dahil değil. Bunlar affedilmeyen sehv. Bunlar başka. Vehtecce ehlül mekaletil ula eyda dikavlihim. Birinci mezhep sahipleri kendi davaları için delil getirdiler. Neyi? Bimaru yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadisi şerifi kendi davalarına delil getirdiler. Hadis şu. Haddesena Yunus kâle ahberena ibn Vehbin enne maliken haddesehu an Yahya bin Sa'id Muhammed bin İbrahim ibn el-Haris et-Taymi an Arkama tabni bin Waqqas el-Leysi ennehu semi'a Umar ibn al-Khattab alel minber. Arkama tabni Waqqas diyor ki ben Hazreti Ömer'i minberde konuştuğunu işittim. Yapulu buyururdu ki Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular İnnemel a'malu bin niyyat ameller niyete göredir. Ve innemâ likulli imri'in mâ nevâ her kişi için kendi ne niyet ettiyse o orucudur. Hayır niyet ederse hayır, şer niyet ederse şer. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ her kim Allah ve Resulüne hicret ederse فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا yok bir adamın hicreti bir dünya menfaati için olursa evile mraetin yetezevvecuha yahut da hicret etmiş ki bir kadınla evlensin fe hicretuhu ila ma hacereyle onun hicreti de niyetine göre onun üçündür. Bu hadis-i şerifin sebebi vurudi Kureyş'ten bir tanesi hicret etti Medine'ye geldi ki Medine'de bir kadınla evlensin. Yani maksedi dini için hicret etmedi, Allah ve Resulü için hicret etmedi. Oraya geldi, o kadınla evlensin diye bu ne sordular Resulullah Efendimiz'e ki bu hicret olur mu olmaz mı? Buyurdu ki bu hicret olmaz. Çünkü ameller niyete göredir. Bu adamın niyeti Allah ve Resulü için hicret değil. Ya gelecek de burada bir kadınla evlenecek. Şimdi bunlar diyorlar ki işte öyleyse her amel niyete göredir. Bir adamın niyeti nasıl olursa amelin hükmü de öyledir. Daha evet bir bu hadisi şerif. Haddesena İbrahim ibn-i Meczuk kâle haddesena Süleyman ibn Harb kâle haddesena Hammad ibn Zeyd an Yahya bin Sa'id fezekere bi isnâdihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İbrahim ibn-i Meczuk da İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş. Kâlu bunlar dediler ki felemmâ kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz vaktaki buyurdu. El a'mâlu bin niyyâd. Ameller niyetlere göredir buyurdu. Sebete sabit oldu ki enne amelen bir amel la yenfuzu min talaqin talaktan olsun. Evet bir amel nafiz olmaz. İster talak olsun ve la atakin atak olmaz. Köle azat etmesi ve la gayruhu başka birisi olsun bunlar. Bu ameller nafiz olmaz, me'mulun bih olmaz illa en tekûne me'hû niyetun illa onunla niyet olursa olur. Halbuki adamı ikrah ediyorlar ki karını boşayacaksın. Adamın niyeti var mı? Yok. İkrah ediyorlar, niyeti yok. Niyet olmadığı gibi talakta vakı olmaz. Köle azat etmesi de böyle. Adamı icbar ediyorlar, tehdit ediyorlar. Köleyi azat et. Adamın niyeti var mı? Yok. Niyeti olmasa köle azat olmaz. Yemin, nikah bunlar da buna göre. Öyleyse ikrah ile vakı olan talak, yemin, atak, nikah bunlar vakı olmaz. Delili de buradan getirdiler. İnnemel amel bin niyetten. Fekâne minel hücceti lil-âhirin. Lil-âhirin. Ötekilerin hüccetindendir. İkinci mezhep sahibi. Yani ikrahın, talakın, nikahı, atakı vakı olur diyenlerin delili. Fizalik bu mesele hakkında. Onların delilinden oldu enne hâdel kelam. Orada mümin oksan bilmiyor. Bu söz innemel amalu bin niyyat lem yuqsad kastolunmadı bihi bununla ilel me'anellezî sekerehu hadel muhalif. Bu muhalif adamın zikrettiği manaya kastedilmedi. Maksat o değildir burada. Ve innemâ kuside bihi bununla kastedildi ilel a'malilleti yecibu biha sevâb. Sevap vacip olan amellere göredir bu. Hükümlere göre değildir. Yani bir amel eğer niyeti güzel olursa sevabını alır. Niyeti güzel değilse sevabını almaz. Bu oralardadır. Mesela bir adam kalktı, abdest aldı, güzel namaz kıldı. Meksedi yani Allahu Teala benim namazımı kabul etsin, beni affetsin. Bu namaz makbuldur. Niçin? Allah için yaptı. Ha, birisi de geldi baktı ki orada kelli ferli adamlar var. Kendisi de biraz cerci merci. Olan bu adamların yanında şöyle bir güzel abdest alayım, namaz kılayım da hoşlarına gitsinler de bana para versinler. O da kalktı güzel bir abdest aldı. Kalktı onlarla beraber namaz kıldı. Bunun namazı da kabul olmaz. Niye? Onun maksedi Allah için değil ya. Oradaki adamlar baksınlar da ona para versinler. Bak ikisi de namaz. Birisinin sevabı var, birisinin sevabı yok. İşte niye? Niyete göre. Bir adam oruç tutuyor. Orucunu kimseye bildirmiyor. Birisi de tutuyor. Gittiği yerde ben bugün orucam. Öteki yere gidiyor ben bugün orucam. Öteki ben. Niye? Biz desinler ki bak bu filan adam maşallah oruç tutuyor. Kendisinin oruç tuttuğunu ona bunu ilan eden adamın sevabı olmaz. Niye? Niyete göre. Onun niyeti Allah için değil. O bu desinler ki bu adam oruç tutuyormuş. İşte bu niyetler buradadır diyor. Sevap var mı yok mu orada niyete bakılır. Ama hükümler böyle değil. Adamı ikra etmişler. Karıyı boşayacaksan yahut köleni azat edeceksen o ister niyet etsin ister etmesin vakı olur. Ela terahu yakul. Sen görmez misin ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor el amalu bin niyyat. Ameller niyetlere göredir ve inne malik kulli imri'in ma neva. Her bir kişi için niyet ettiği orucudur. Yuridu, Resulullah Efendimiz bu sözde murad ediyor. Mines sevab, sevabı murad ediyor. Bir adam Medine'de, Mekke'den çıkmış, hicret etmiş, gelmiş, malını, mülkünü orada koymuş. Resulullah'ın yanına gideyim de muhacirlerden olayım. İşte o sevaba nail olur. Öteki de yine Mekke'den çıkmış, Medine'ye gelmiş. Meksedi gideyim Resulullah'ın yanına da hicret edeyim, bu değil. Gideyim de vaktiyle Mekke'den bir kadın gelmiş, onda da gözü varmış. Gideyim onunla evleneyim. O da gelmiş, o da gelmiş, ikisi de gelmiş. Fakat birisi sevaba nail olmuş, birisi de olmamış. Evet. Sümme kâle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Her kimin hicreti Allah ve Peygamberine olursa onun hicreti tam yerine gelmiştir. Allah ve Resulü için hicret etmiştir, muhacirlerden olmuştur, sevaba nail olmuştur. Ve men kânet hicretuhu ilâ dünyen yusibuhâ evile mrayetin yetezevvecuhâ. Yok, bir dünya menfaati için gelmiş yahut da bir kadınla evlenme için gelmişse fehicretuhu ilâ mâ hacereyley. Onun hicreti de niyetine göre onadır. Yani o muhacirlerden sayılmaz. Niye? O dünya için gelmiş, o muhacirlerden sayılmaz ve muhacirlerin sevabına nail olamaz. فَذَٰلِكَ لَا يَكُونَ اِلَّا جَوَابًا لِسُؤَالٍ. Bu cevap olmaz, illa bir suala cevap olur ki kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ile sual edildi. اَمَّا لِلْمُهَاجِرِ فِي عَمَلِهِ. Peygamber Efendimiz'e sordular ki bir hicret eden adamın hicretinde onun için ne sevap vardır? Sordular ki ona cevaben Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Ey fi hicretihi, onun hicretinde ne gibi sevap alacak? Peygamber Efendimiz de buyurdu ki فَقَالَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Bu hicret edip gelen adamın niyetine bakılır. Niyeti iyi ise sevap alacak. Niyeti dünya ise sevap alamayacak. Hatta اَتَى عَلَى الْكَلَامِ الَّذ۪ي. Hatta işte bu kelamı Peygamber Efendimiz getirdi. اَلَّذ۪ي فِي الْحَد۪يسِ. Hadiste olan bu kelamı Peygamber Efendimiz buyurdu. وَلَيْسَ ذَٰلِكِ. Bu olmadı. Min emril ikrahi ala talak vel atak ve ric'ati ve leymani. Talak, atak, ric'at, yeminlerden. Evet, ikrah da olmadı. İki şeyin bir şeyi de olmadı. Yani bunlara bunun şumulu yok. İkrah meselesi başka. Orada niyet etse de etmese de vakı olur. Bu sevap meselesi değil ki, hüküm meselesi. Fentefa hadel hadis eyda. Bu hadis innemel amalu bin niyet hadisi müntefi oldu. En yekûne fî hüccetun. Onda hüccet olmak yok oldu. Onda hüccet yok. Lehlil meqaletilleti. Şöyle bir mekale sahiplerine ki bedena bi zikriha. Evvela onların zikrini getirdik. Yani birinci mezhep sahiplerinin sözüne delil olmadı. Ala ehlil meqaletilleti senneyle bi zikrihi. Ondan sonra ikinci mekale sahiplerine aleyhine delil olmadı. Yani ikrahından vakı olan şey vakı olmaz dedi birinci mezhep sahipleri. Ve bunu delil getirdiler. Bu delil olmadı. Bunların lehine delil olmadı. Evet. Ve kâne mimme ihtecce bihi ehlül meqâleti sâniye. İkinci mezhep sahiplerinin delil getirdiklerinden oldu. Likavlihim, kendi davalarına ellezî zekerine zikrettiğimiz ki yani ikrah ile vakı olan şey hüküm vakı olur. İsterse mükrah olsun, talak olsun, etak olsun, nikah olsun, yemin olsun, icbar edilse bile vakı olur. Onların delili oldu ney? Ma haddesena fehdun. İmam-ı Tahaviye diyor ki fehd bize rivayet eyledi. Kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe. Kâle haddesena Ebu Üsame anil Velid ibn Cümeyye. Kâle haddesena Abu Tufeil. Kâle haddesena Huzeyfe bin el-Yeman. Kâle Huzeyfe bin el-Yeman buyurdular ki ma mena'ani, beni men etmedi en eşhede bedren, Bedir'de harbe hazır olmaya beni men etmedi illa enni haraştu ene ve abi, ben ve babam beraber çıktık Bedir'e geliyoruz, evet. Geliyorlar ki Bedir'de Müslümanlara yardım edecekler. Fe'ahazana kuffar Kureyş, Kureyş'in kafirleri bunları yakaladılar, yolda yakaladılar. Fekalu dediler ki inneküm türidûne Muhammed'e. Siz Muhammed'e yardıma gidiyorsunuz dediler. Fekulna diyor, biz dedik ki ma nürid billel Medine. Biz Medine'yi murad ettik. Biz Medine'ye gidiyoruz. Dediler yok. siz Bedir'e gidiyorsunuz, Muhammed'e yardım edeceksiniz. Hakikaten onların da niyeti o. Fakat baktılar ki öldürecekler, inkar ettiler. İnkar, şimdi bak bazı yerlerde inkar var. Orada evet biz Hazreti Peygamber'e yardıma gidiyoruz deyip de kendi nefsini tehlikeye atmayacak. Orada bir siyaset yapacak. Ne edecek? İnkar edecek. Hayır. Biz Medine'ye gitmeyi murat ediyoruz dediler. Onlar inanmadılar. Hayır siz yardıma gidiyorsunuz. Hayır yardıma gitmiyoruz. Biz Medine'ye gidiyoruz dediler. فَاَخَذُوا مِنَّا اَحْدَ اللّٰهِ وَمِيْثَاقَهُ Bu sefer onlardan ahd aldılar. Yemin verdirdiler. Siz Muhammed'e gidip yardım etmeyeceğinize dair yemin verin, sizi bırakalım. Yoksa bırakmayız dediler. Onlar da yemin ettiler ki biz Bedre gitmeyeceğiz. Ya Medine'ye gideceğiz diye yemin ettiler. Evet. Yemin verdiler ki لَنَنْصَرِفَنَّ اِلَى الْمَد۪ينَ وَلَا نُقَاتِلَ مَعَهُ Yemin ettik ki biz Resulullah'a gidip yardım etmeyeceğiz, biz Medine'ye gideceğiz diye yemin ettiler. فَاتَيْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاَخْبَرْنَا Tabi Kureyş bıraktı bunları. Bunlar Resulullah Efendimiz'e geldiler. Haber verdiler. Dediler ki ya Resulullah böyle böyle oldu. Biz sana yardıma geliyorduk. Fakat küffar bizi yakaladı. Biz de tehlikeden korktuk. İnkar ettik. Medine'ye gideceğiz diye onlara da söz verdik, yemin ettik. Ne yapalım dedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnsarifa Medine'ye gidiniz. Minel vefa vefadandır. Nefi biz vefa edelim. Lehum onlara bi'uhudihim onların ahitlerini ifa edelim. Nevfi aslı o da vefadan. Fiil-i müzari'inde yevfi beynel yâi vel kesre vav vakı oldu mu vav hasfedilir. Yakı gibi. Yefi oldu. Onun için mütekellim meal gayrinde de nefi geldi. Resulullah Efendimiz onlara müsaade etti ki madem söz vermişsiniz sözünüzde durunuz. Çünkü vefa etmeyene ne derler? Gadir derler. Orada da diyor ki dıddul gadir. Vefa nedir? Gadir'in zıddıdır. Yani söz verir, sözünde durmaz, ona gadir derler. Ha, vefa da söz verir, sözünde kalır. Madem söz vermişsiniz, siz Medine'ye gidin. وَنَسْتَعِينُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ Sizin yardımınızdansa biz Allah'tan yardım isteriz. Yani iki kişi yardım etsen etmesen Allah bize yardım verirse verir. Şimdi bak burada delil getirdi. Hazreti Huzeyfe'nin bu hadisi şerifini ki Peygamber Efendimiz onlara izin verdi. Gidin dedi. Şimdi burada eğer ikrahın kıymeti olmasaydı Küffar-ı Kureyş Hazreti Huzeyfe'yi ikrah etti. O birinci mezhep sahiplerine göre onun kıymeti yok. O sözü terk edecektiler. Resulullah'a yardım edecektiler. Çünkü ikrah etmiştiler. İkrahın hükmü yok. Halbuki Resulullah Efendimiz ne dedi? Burada ikrahın hükmü var. Siz ikra ettiler, öldürecektiler. Siz de canınızı kurtarma için onlara söz verdiniz. Öyleyse sözünüzde durunuz. Şimdi bu hangi mezhebin delili oldu? İkinci mezhebin delili oldu. Hem kuvvetli bir delil. Haddesene Ahmed bin Davud, قال حدثنا Abdurrahman ibn Salih, قال حدثني Yunus ibn Bekir, anil Velid, an Abu Tufeil, an Huzeyfe'te قال. Hazreti Huzeyfe'den ikinci senediyle rivayet ediyor ki قال خرجت أنا وأبي Hüseyl. Ben ve babam Hüseyin, babasının adı Hüseyin idi. Huzeyfe bin el-Yeman derler. Halbuki Huzeyfe bin Hüseyin, babasının adı Hüseyin. Buna Yeman demesinin sebebi o Hüseyin gelmiş, Yemanilerle tahalüf etmiş, Yemenlilerin içinde kalmış. Onun için ona da Yeman demişler. Yoksa asıl ismi Yeman değil. Hüseyin, Huzeyfe bin Hüseyin. Fakat o Hüseyin ismini kaldırmışlar. Yaman diye adı kalmış. Huzeyfe bin el-Yeman. Evet. Babam Hüseyin'le beraber geldik diyor. Ve nahnu nuridu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e yardımı murad ediyorduk. Sümme zekere nehbehu. Yukarıdaki hadisi şerifin aynını zikreyledi ki Küffar-ı Kureyş bizi yakaladılar. Biz de Resulullah'a yardıma gittiğimizi inkar ettik. Bizden ahit misak aldılar. Yemin ettirdiler ki Medine'ye gidin. Muhammed'e yardım etmeyin sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da Resulullah Efendimiz'e sordular. Dedi ki öyleyse vermiş olduğunuz sözle durun gidin Medine'ye. Allah bize yardım eder küffar üzerinde buyurdu. Balu bu ikinci gavur sahipleri dediler ki فَلَمَّا مَنَعَهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ حُذُورِ بَدْرِ Peygamber Efendimiz Huzeyfe ve babasını Bedir'de hatta hazır olmasını men eyledi. Hazır olmayın dedi. Niçin? İstihlâfil müşrikîn. Müşrikler onlara yemin verdirdikleri için. Öyle müşrikler ki el-kâhirîne lehumâ. Onlara kahretmişler, galebe çalmışlar. Eğer o sözü vermeselerse onları öldürecekler. Yahut esir edecekler. Alâ mestahlefuhuma. Onların yeminlerine de kahir. Yani cebren onlara ikrahen yemin verdirdiler. Evet. Aleyhi o şey üzerine. Bedir'e gitmeleri üzerine. Sebete bizali. Bununla sabit oldu ki ennel halife yemin alet tevaiyeti kendi arzusi olarak yemin etmek vel ikrahi yahut birisi tarafından ikrah edilmiş de yemin etmiş ikisi sevabı müsavidir. İster kendi arzusuyla yemin etsin, ister icbar tahtinde yemin etsin. Bundan anlaşılıyor ki ikisi de bir müsavi. Ve kezet talâku vel itab. Yemin ikrah ile yemin arzuyla yemin bir olursa talak da böyle, nikah da böyle. İkrah da olsa vakı olur, olmasa da vakı olur. وَهَذَا اَوْلَى مَا فُعَيْلَ فِي الْآثَارِ. İşte rivayetlerde işlenilen en güzeli budur. اِذَا وُقِفَ عَلَى مَعَانِ بَعْدِهَا. اِذَا وُقِفَ vakf olunsa عَلَى مَعَانِ بَعْدِهَا asarların manalarının bazılarına ki en yuhmele hamledile ma bakiye minha ondan baki kalan ala ma ol bir şey üzerine ki la yuhalifu zalikel mana o manaya muhalif olmaz. Meta kudre ala zalik ne vakitte buna kudret olursa mümkün olursa hatta la tudadde hatta rivayetler birbirine zıt olmaya. Yani baktık ki gelen eserlerin bazılarında onun başka bir tarafa hemli mümkün oluyor. Öyleyse bazılarını o tarafa alırız ki diğer kalanlarla beraber telif edilsin rivayetler birbirine zıt olmasın. Fesebete bima zekerna bizim bu zikrettiğimizle sabit oldu ki enne hadis ibn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas'ın hadisi nerededir? Fişşirki şirktedir. Ve hadis-i Huzeyfe radıyallahu anh Hazreti Huzeyfe'nin hadisi de fit talaki talaktadır ve leyman yeminlerdedir ve maşallah zaten. Çünkü elimizdeki hadis-i şerif var. Birisinde Abdullah ibn Abbas'ın rivayeti, birisinde Hazreti Huzeyfe'nin rivayeti. İkisi zahiren birbirine zıt geliyor. Abdullah ibn Abbas'ın hadisinde diyor ki Cenab-ı Hak hata, nisyan ve ikrahi benim ümmetimden kaldırdı, bana bağışladı. Halbuki burada Hazreti Huzeyfe'nin hadisinde de küffar yemin verdirdiklerinden Peygamber Efendimiz yemininizde sabit olun dedi. Birbirine zıt oldu. Ha öyleyse demek ki bu iki hadisin birisini başka tarafa hamlederiz, birisini başka tarafa hamlederiz. İkisiyle de amel ederiz. Abdullah ibn Abbas'ın hadisiyle amel ederiz. Deriz ki bu nededir? Şirktedir. Hazreti Huzeyfe'nin hadisinde de deriz ki bu da yemin, talak, atak bu gibi şeylerdedir. O vakit hadislerin ikisiyle de amel edilmiş olur. Şirk nasıl? Hani Hazreti Ammar'da olduğu gibi getirdiler ya imanından döneceksin ya seni öldüreceksin. Döndüm dedi o. İkrah oldu bu. Hazreti Ammar'ı ikrah ettiklerinden dolayı Allah ondan sual edecek mi? Sormayacak. Niye? İkrah. Bu arada günah kalktı onda. İşte Abdullah ibn Abbas'ın hadisi orada amel edildi. Hazreti Huzeyfe'ninki de ahkamda. Talak, yemin, atak. Bunun için onunla da amel edildi, bununla da amel edildi. Ve emma hükmü zâlike min tarikin nazar. Kıyas tarikiyle bunun hükmü fe in fe'aler racülü mükreh. Bir adam mükreh olarak bir şeyi işlerse la yahlu min ahadi veçeyni iki veçin birisinden hali olmaz. İmma yekûnel mükrehu ala zâlikel fe'al. O fe'li işlemeye icbar edilen adam ola izâ fe'alehu mükrehen. Onu mükreh mecbur olarak işlerse fi hükmü men lem yef'alhu. Onu işlememiş gibi olur. Yapmamış gibi olur. Ya böyle olur. Fela yecibu aleyhi şeyin. Onun üzerine bir şey vacip olmaz. Hazreti Ammar'ın olduğu gibi icbar ettiler ki ya dininden döneceksin. O da lisan ile dedi ki döndü. Fakat kalbi iman ile dolu. Yani onun döndüm demesiyle hakikaten imanı gitti mi gitmedi. Ha işlemiş ha işlememiş o. Onda hiçbir şey vacip gelmez. Evet. ev yekûn fi hükmü men fealehu, yahut da bir kimsenin hükmünde olur ki onu işlerse feyecibu aleyhi, onun üzerine vacip olur. Ma yecibu aleyhi lev fealehu gayre müstekre. İkrah olunmadığı vakitte işlediği hüküm neyse, mükreh olduğu vakitte da işlediği öyle olur yahut da böyle olur. İşte o da talakta yeminde olduğu gibi. فَنَزَّرْنَا فِي ذَٰلِكِ Buna biz nazar eyledik. فَرَئِيْنَاهُمْ Biz ulemayı gördük. لَا يَخْتَلِفُوا İhtilaf etmiyorlar. فِي الْمَرْأَةِ Bir kadın hakkında ki اِذَا اَكْرَهَهَا زَوْجُهَا Kocası o kadını ikrah eyledi. وَهِيَ صَائِمَةٌ Kadın da oruç. فِي شَهْرِ رَمَضَانِ Ramazan ayında. اَوْ حَاجَّةٌ Yahut da kadın ihramda hac ediyor. فَجَامَعَهَا Kadına icbar etti. Ailesine tekarrub etti. Şimdi bu kadın mükreh. Kocası icbar etti, ona tekarrub etti, orucu bozulur mu, bozulmaz mı? Yahut hac fasit olur mu, olmaz mı? Ulemanın hepsi ittifak ettiler ki enne haccaha yaptul ve kedalike savmuha. Onun haccı batıl olur, orucu da bozulur. Abdullah İbn Abbas'ın hadisine göre bozulmaması lazım gelir. Çünkü kadın icbar edilmiş, kocası icbar etmiş. İkrah zarar etmez. Abdullah İbn Abbas'ın hadisini tatbik edecek olursa kadının orucu, haccı bozulmaması lazım gelir. Halbuki bir ittifak diyorlar, kadının haccı da fasit olur, orucu da bozulur. Bunu böyle bulduk. Velem yura'u fi zalik. Bunda ulema riayet etmedi. El istikrah, istikraha riayet etmediler. Burada kadın mecbur kaldı, istikrah oldu da onun için bozulmaz demediler. فَيُفَرِّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّعَاوِيَ Tefrik edip de aralarını aşmadılar ki kendi arzusuyla başka olurdu, ikrah olundu başka. Yok, fark etmediler. Ha kendi arzusuyla olsun, ha ikrah terikiyle olsun, orucu da bozulur, hacı da fasit olur. وَلَا جُعِلَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِ Bu mesele hakkında kadın da kılınmadı. فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْءٍ Hiçbir şey yapmamış gibi kılınmadı. Yani kocası onu icbar ettiğinden dolayı orucu bozulmadı, hacı fasit olmadı, böyle de olmadı. Bel kad cu'ilet o kadın kılındı fi hükmü men bir kimsenin hükmündeki kad feale fealen bir işi işledi ki yecibu aleyhil hükmü hükmüne vacip olur. Peki o kadın ikrah edildi, ona ne vacip oldu? Ha, Ramazan'da cima olursa oruç fasit olur, hacda cima olursa hac fasit olur. Peki bu hüküm tereddüt etti. Yalnız bir şey kaldı, o kadının hacı bozuldu, orucu gitti. وَرُفِعَ عَنْهَا الْاِثْمُ فِي ذَٰلِكْ خَاسَ Yalnız o kadın mükreh olduğundan dolayı günah terettüp etmedi, o kadar var. Kadının orucu bozuldu, hacı bozuldu ama günah terettüp etmedi. Niye? Kendi istekiyle olmadı, icbar olduğunda. Oruç tutacak mı? Ceza olarak tutacak. Ne demek? Tabii tutacak. وَكَذَٰلِكَ لَوَنَّ رَجُلًا Bir adam اَكْرَهَ رَجُلًا Bir adam ikrah etse. İcbar ise ala cima imraati bir kadınla cima ikrah ise izdarrat ila zalik evet o kadında muzdarr oldu. Yani illa bununla cima edeceksen kadını mecbur etti. Kanel mehru mehir olur. Kim fin nazarı kıyasta alel mücami. Cima eden adama mı ikrah eden adama mı? Birisi kılıcı çekti, geldi adam başında durdu. Şimdi şu kadınla cima edeceksin yoksa seni öldürür. İcbar eden başka, cima eden başka. Mehir hangisi yapıyor, verecek mehir? Diyor ki cima edenedir mehir. La alel mükrih ikrah edene değildir. Ve la yerci'u bihil mücami'u alel mükrih. O cima eden adam yahu sen bu ben icbar ettim, bu kadında cima ettim, şimdi mehir istiyor. Ver bu mehri de diyemez. Le'ennel mükrihe lem yücami'e. İkrah eden adam o cima etmedi ki. Feyecibu aleyhi bi cima'ihi mehrun. O mükreh olan adam cima etmek sebebiyle ona mehir vacip oldu. Ve ma yecibu fi zalik fi zalikel cima fevalel mücamiye la ala gayrihi. O cima sebebiyle vacip olan kim üzerine vacip oluyor? Mücamiye üzerine, başkasına değil. Şimdi bunları biz gördük, bu meseleleri öğrendik. Öyleyse şimdi kıyas yapıyoruz. Felemma sebete fi hâzîl eşyâ. Bu şeylerde sabit oldu ki ennel mükrehe aleyha mehkumun aleyhi bi hükmül fa'il. İkrah olunan adam bu gibi işlerde kendi istekiyle yapmış gibi olur. Kendi istekiyle yaptığı vakitte hangi hüküm terettüp ederse ikra olduğu vakitte de yapmış olduğu işler öyledir. Şimdi bir adam geçse, bir kadına tasallut etse, onunla cima etse, mehrini kimden alır kadın? Bu adamdır. Öyleyse o adamın kendi isteğiyle olmasa da icbar edilse, kadınla cima etse gene mehrini o verecek. Ha kendi arzusuyla olmuş, ha ikrah olmuş, fark olmuyor. Kezalik fit tavayı. Evet. Ennel mükrehe aleyhe mehkumun aleyhi bi hükmün fail kezalik fit tavayı. Kendi arzusuyla yaptığı vakitte ne tereddüb ediyorsa mükreh olduğu vakitte de o hüküm tereddüb ediyor. Feyucibune ulema icab ediyor. Vacip kılıyorlar aleyhi o mükreh üzerine. Fiha bu meselelerde minel emval maldan ma yecibe alel faili laha fit tevaiye. Kendi arzusuyla işlediği vakit ne tereddüb ediyorsa mükreh olduğu vakitte de yine o hüküm tereddüb ediyor. O mehir alınıyor. Sebete öyleyse sabit oldu ki ennehu kezalik ennehu şan kezalik böylecedir el mutalliku vel mu'tiku vel muraci'u talak veren köleyi azat eden yahut da kadını tatbik ettikten sonra tekrar ricat eden de böylecedir fil istikrahdır adamı ikrah etmişler illa kadını boşayacaksan yahut köleyi azat edeceksin yahut kadını boşamış icbar ediyorlar kadını tekrar nikahına alacaksan bu da böylecedir. Yuhkemu aleyhi onun üzerine hükmedilir. Bi hükmül fail onu işlediğinin hükmü ona hükmedilir. Tereddüb eder. Feyelzemü ef'aluhu kulluha. Bütün fiilleri ona lazım gelir. Yani vakı olur. Bu da kıyas. Şimdi bunlardan anlaşılıyor ki Hanefilerin kuvvetli delilleri. Hem hadisten misal getirdiler hem de kıyas kuvvetli. Çünkü ikrah iki türlü oluyor. Bazı şeylerde bir şey tereddüb etmiyor, bazı şeylerde hüküm tereddüb ediyor. Öyleyse bir adam Ramazan'da oruç unuttu. Orucunu yedi, orucu bozulur mu? Bozulmaz. İşte bak Abdullah İbn Abbas'ın hadisinin dediği gibi hata, nisyan ve de ikrah bundan ref ediliyor. Ve orada hatadan başlıyor. Şerhisi o da böyle. İkraha da gelince Abdullah İbn Abbas'ın hadisi ikrah şirkle ikrah ederlerse adamın kalbi de iman ile dolu olursa ağzından çıkan o şirk kelimesinin itibarı yok. Mesul değil. Fakat talak, yemin, ithak bunlar böyle değil. Evet. Onları da tereddüb ediyor. Fe'in gâle kâilun. Bir adam dese ki siz madem böyle diyorsunuz felime la acese bey'ahu ve icâretehu. Madem mükrah olan bir adamın talakı, atakı, yemini, nikahı lazım geliyor. Öyleyse ikrah ile bir adamı icbar ettiler, evini sattırdılar, yahut da bir şey aldırdılar, yahut da bir evini icareye verdirdiler. Onu niye tecviz etmiyorsunuz? Onu da tecviz edin. Bir adamı getirdi, icbar ettiler, illa getirip bahçeni bize satacaksın, yoksa seni öldüreceğiz. Adam da mecbur kaldı, sattım dedi. O ikrah ile sattığından dolayı bu hakikaten satılmış olur mu? Olmaz. Bak Hanefiler orada ayrıldı. Bunu niye tecviz etmiyorsunuz? Bunu da tecviz edin. Yahut da icareye verecek. Adamın güzel bir dükkanı var, icareye vermiyor. Adamı tehdit ettiler. Ya seni vuracağız ya bu dükkanı icareye vereceksin. Ölümden korktu, icareye verdim dedi. Kıymeti var mı? Kıymeti yok. Niye? İkrah ile olduğundan. Elinden borç senet aldı mesela. Yok, o değil, olmaz. Hükmü yok. Ve de hıyâre rüyet. Rüyet hıyâriyle. Adam görmedi ki bir şeyi aldı, sonradan gördü. Gördüğü gibi muhayyerdir. Yani ben bunu böyle zannetmiyorum. Neyi zannettim? Şimdi gördüm, beğenmedim. Bu reddedebilir. Ve de hıyâre şart. Hıyâre şart. Diyor ki ben bunu aldım ama 3 gün ben muhayyerim. 2 gün ben muhayyerim. Hıyâre şart. Böyle hıyâre rüyet, hıyâre şart. Yahut da ayıp buldu, almış olduğu bir şeyde onu reddedebilir. وَلَيْسَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ Nikah böyle değil ki. Bir kadın evlendikten sonra ben bu kadını güzel zannediyordum, güzel değilmiş, ben bunu reddederim diyemez. Nikah öyle değil, öteki mallar gibi değil. Evet, yahut da kadının bir ayıbı var. Bir gözü körmüş, yahut da bir ayağı topalmış, nikah olmuş. Efendim ben ayıp buldum, bu kadını reddederim diyemez. Alışveriş gibi değil. Velal talaku. Talak da böyle. Velal müracaatü. Evet. Müracaat. Velal eti köleye azat etmek. Bunlar da bir ayıp, bir şart. Böyle bir şey yok. Yani ayrıldı. Muamelat kısmı ikiye ayrıldı. Alışveriş, mübayat, muamele kısmında bazı şeyler var ki eyiple yahut bir şart sebebiyle reddedilir, bazıları reddedilmez. Onun için biz alışverişte ikrahı kabul etmedik. İkrah ederse o şey vakı olmaz. Fakat talak nikahta vakı olur. Kabzede tamam olur ve illa mağdur. Evet. Femâkân ol bir şey ki kattungadu bil hıyar. Hıyar sebebiyle nakzedilir. Lişşurûti fihi ondaki şartlar sebebiyle ve bil esbabilleti bir sebepler ki fi aslihi onun aslında oluşudur. Min ademir rüye görmedi, alışveriş yaptı. Ve reddi bil uyub yahut da aldıktan sonra ayıp buldu. Evet. Bunlar nakzedilir. Nukide bil ikrah, ikrah ile de nakzedilir. فَمَا كَانَ قَدْ تُنْقَدُ بِالْخِيَارِ لِشُّرُوتِ ف۪يهِ وَبِالْاِسْبَابِ الَّتِي فَاسِي مِنْ عَدَمِ الرُّيَّ وَالرَّدِّ بِالْعُيُّبْ نُقِدَ بِالْاِكْرَى. İşte bunlar madem aslında bir sebep oluyor, nakzediliyorsa öyleyse ikrah ile de reddediliyor. Yani o adamı ikrah ettim mi o vakıf olmaz. Alışverişte çünkü onda bir nakız meselesi var, bozulma meselesi var. Öyleyse ikrah da o muameleyi bozar. Ve ma'ul bir şey ki la yetibu nakduhu bi şey'in ba'de subudi. O sabit olduktan sonra hiçbir şeyle nakzedilmez. Nikah, talak, atak gibi. Lem yunqad bi ikrahin ve la bi gayrihi. Ne ikrah ile ne başka bir şeyle o şey bozulmaz. Bitti. Ve hâta kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahmehumullahu teâlâ. Uç imamın kavli budur. Ve kad reynâ misle hâzâ kad şahat bih sünnet. Sünnette de bunun misalını bulduk. Baktık ya sünnette de gelmiş bu. Onların hadislerini getiriyor şimdi. Haddesene İbn Ebi Davud kâle haddesene el-Vihaziyyü kâle haddesene Süleyman ibn Bilal kâle haddesene Abdurrahman ibn Habib ibn-i Erdek ennehu semi'a Ata'a ibn-i Ebi Rabah yekûle akbereni Yusuf ibn-i Mahik ennehu semi'a Eba Hureyre yuhaddis anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Hazreti Ebu Hüreyre dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular. Selâsün ciddühünne ciddün ve hazlühünne ciddün en nikâhu ve talâhu ve ricâh. Üç şey vardır ki onun ciddi de ciddir, şakası da ciddir. Şakası yok onun. Şakası da cid sayılır. Neymiş onlar? En nikah bir, talak iki, bir de ricâh. Riceti ailesini boşadıktan sonra tekrar nikahını almak. Efendim adam diyor ki ya ben karıyı boşadım ama şakayla boşadım. Boşamanın şakası olmaz. Şakayla nikah ediyor. Ya gel filan kes. Kadını getiriyorlar. Bu adamla evlenir. Şakadan evleniyorlar. O şakayla evlenmeleri ciddi olur. Bunların şakası yok. Nikah, talak, ricet. Bir rivayette yemin de buraya dahil. حدثنا نسر بن مجدوك قال حدثنا الخصي باسد قال حدثنا عبدُلَازِيزِ بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن أطاع بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أين حديث شريف بدأ إمام تحاوية نسر بن مجدوك روايته لمش حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن حبيبي بن أردك عن أتاي بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم mislehu. Yani aynı hadisi şerifi 3 sened ile zikreyledi. Birisini İmam Tahaviye İbn Ebi Davud rivayet eylemiş. Birisini Nesri ibn-i Meczuk rivayet eylemiş. Birisini de Fehad. Felemma kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktaki Peygamber Efendimiz buyurdu. Selâsün ciddühünne ciddün ve hazlühünne ciddün. 3 şey vardır ki bunların ciddisi de ciddir, şakası da ciddir. Efemena'an nikah, öyleyse nikahı men eyledi minel butulan ba'de vuku'i vakı olduktan sonra, nikah vakı olduktan sonra batıl olur, yok o mani olur. Men olundu. Ve kezalike talak ve muraca. Talak, tekrar kadına ricet etmek, bunlar da öyle. Vakı olduktan sonra bitti. Bundan daha dönemez. وَلَمْ نَرَ الْبِيُعَ fakat biz alışverişi görmedik. حُمِلَتْ عَلَى ذَٰلِكَ الْمَعْنَى bu manaya hamledildiğini görmedik. بَلْ حُمِلَتْ عَلَى ضِدِّهِ belki alışveriş bunun zıddına hamledildi. فَجُعِلَ مَنْ بَاعَ لَاعِبًا şakayla alışveriş yapan bir adam kılındı. Evet. كَانَ بَيْعُهُ batılın alışverişi onun batıl kılındı. Şakayla alışveriş yapıyor. Gelin ya işte bakın ben bu elimdeki bu mali 5 kuruşa satıyormuş, şakayla satıyor. Buna ne dediler? Bu batıldır, bu alışveriş sahih değildir. Niçin? Çünkü şaka yapıyor. Ve kezalike men eccara lâile. Evet, şakayla oyun için bir şey icat ediyor. O da muteber sayılmadı. Kâne ticaretuhu batılen. Onun ticareti de batıl kılındı. Yani bunlarda şakanın kıymeti yok. Nikah, yemin, talakta şaka yapsa bile ciddi sayılıyor. Fakat alışverişte şaka şakadır. Evet. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكْ عِنْدَنَا وَاللّٰهُ عَلَمْ. Bizim indimizde bu olmadı. İllâ لَاَنَّ الْبِيُعَ وَالْاِجَارَةِ. Niçin böyle oldu? Çünkü alışveriş ve icareler مِمَّا يُنْقَدُ بِالْاَسْبَابِ sebepler sebebiyle bozulan şeylerdir. اَلَّتِي زَكَرْنَا. O sebeplerde zikreyledik. Görmedi ki malı almış, görmüş ki o benim istediğim şekilde değil, batıl olur. Yahut da eyip buldu, batıl olur. Yahut da şart koştu, o şart yerine gelmedi, batıl olur. فَنُقِدَتْ بِالْهَزْلِ. Onun için bunlar da şakayla bozuldu. Onlarda bir bozulma sebepleri var ya, öyleyse şaka da onu bozuyor. كَمَا نُقِدَتْ بِالْزَالِكِ. O sebeplerle bozulduğu gibi şakayla da bozulur. وَكَانَتِ الْاَشْيَاءُ الْاُخَرِ. Öteki eşya oldu. Minet talaki vel ataki vel ricati. Talak, atak, ricat oldu. La yaptulu bir şeyin min zalik. Hiçbir sebeple batıl olmaz oldu. Fecu'ilet gayre merdudin bil hazli. Şakayla da reddolunmaz oldu. Ben şaka yaptım efendim, nikah ettim, şaka yaptım, talak yaptım. Batıl olsun yok. Ciddidir. Fekezalike izâ fin nazar. Kıyasla da böylecedir. Mâ kâne yunkadu bil esbâbilleti sekernâ. Bizim zikrettiğimiz sebepler dolayısıyla bozulan şey nukide bil ikrah, ikrah ile de nasıl olur? Ve ma kana la yunqadu bi tilkel esbab. Şu sebeplerle bozulmayan bir şey lem yunqad bil ikrah, ikrah ile de bozulmaz. Fakat ruviye zâliken Umar ibn Abdülaziz. Umar ibn Abdülaziz'den de rivayet edildi. Haddesene ibn Ebi Davud, kal haddesene Muhammed bin Abdurrahman el-Allaf, kal haddesene ibn Seba, kal haddesene Ebu Sinan, قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول. Ben Ömer bin Abdülaziz işittim, derdi ki talakü sekrani vel mukrehi caiz. Sarhoşun, mükrehın talakı caizdir, yani vakıadır. Vallahu teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.